Arkadaşlar, dün genel başkanımız, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, parti yönetimimiz, grup başkan vekillerimiz bir bütün olarak deprem bölgesindeydik. Depremin yıl dönümüydü. Bir kez daha kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemize, bölgeye, kaybettiklerimizin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sabır diliyorum. Gerçekten zordu. Biz depremin saati olan 04:17'de oradaydık. Uzun bir yürüyüş yaptık. Üzülerek söylüyorum ki depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Hatay yalnızdı. Tepkiler verdi. İnsanlar üzgündü. İlk günkü kadar acılı ve tepkiliydi. Bunun birçok sebebi var. Büyük bir travma atlatmaya çalışıyor Hatay, Malatya, Gaziantep deprem bölgesi. Büyük acılar yaşadılar. Hatay'da konuştuğum binlerce insan şunu söyledi. Bu memlekette yaşayan herkes bir yakınını, arkadaşını, ailesini, akrabasını kaybettirdi. Ve biz ilk günden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak deprem bölgesinde yurttaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. Bir çağrıda bulunduk. Bu ülkenin belediye başkanı, bakanı, milletvekili, A partisi, B partisi, C partisi. Her şeyi bir kenara bırakalım. Büyük kayıplar vardı bu şehirler. Gelin Hatay'ı, Gaziantep'i, Maraş'ı, Malatya'yı, Adıyaman'ı baştan inşa edelim dedik. Acının, ölümün, depremin siyaseti olmaz dedik. Ve belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz elinden gelen her şeyi bütçelerinin, yüreklerinin, gücünün, zamanının el verdiği ölçüde bölgede oldu. Ama dün gördüğüm tablo Hatay'da gerçekten yollar, altyapı, evler, karanlık bir şehir, yalnız bir şehri gördüm. Ve kızgındılar. Herkese kızgındılar. Ben sonuna kadar hak veriyorum. Kızmakta haklıydılar. Kim daha çok suçlu, kim daha az suçlu demiyorum. Ama bildiğim bir şey Hatay'ın, Antep'in, Maraş'ın yalnız kaldı. Değerli arkadaşlar, hala insanlar konteynerda çok daha az da olsa çadırda yaşıyorlar. 21 metrekare evde 7 kişi yaşıyorlar. Biz ne gerekiyorsa yapalım ama evlerini verelim. Bir yuva verelim. Kayıpları geri getiremeyiz. Büyük acılar ama onların bir yaşam alanı olmalı dedik. Üzülerek söylüyorum, depremin yıl dönümüne yakın Cumhurbaşkanı ve bazı bakanlar yüreklerimizi burktu. Ben bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na ve Şehircilik Çevre Bakanı'na yakıştıramadım bu cümleleri. Hala biz, siz, o diye konuşabiliyorlar. Oy veren, oy vermeyen diye konuşabiliyorlar. Hatay halkı oy verseydi daha farklı olabileceğini ima eden bir cumhurbaşkanı var. Neden sayın cumhurbaşkanı? Neden? Bakın oraya İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir okul yaptırıyor. Mersin Belediyesi Adıyaman'a ev, altyapı hizmetlerini veriyor. Oy verip vermediğini soruyor mu? Soramaz çünkü. Ama merkezi idare yararla birlikte yürümediği sürece gerekli hizmeti alamayan diyen bir cumhurbaşkanı var. Bu ne demektir biliyor musun? Biz de oy vermezseniz biz de size hizmet vermeyiz. Ve bunun da karşılığını görüyoruz bakın. Ne dedik? Çok da destekledim. Bir yıl önce. Bir yıl içerisinde 650 bin konut. Desteklediğim taş taşırız dedim.
Gerekli her şeyi veririz dedim. Belediyelerimizle, gücümüzle. Peki, bir yılın sonunda 7.275 konut Hatay, Maraş'ta 9.289 konut, Gaziantep'te 10.698 konut. Yani %4'ü bile teslim edilmemiş. Ben Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak, grup başkan vekili olarak bunu sormak zorundayım. Neden Cumhurbaşkanı? Sizin Ulaştırma Bakanınız Afrika'da bir ülkede meydan açılışı yaparken Hatay'ın halkı saat 04.17'de yürürken bir metre çamurun içerisindeydi. Bizler çamurun içerisindeydik. Karanlık bir şehir vardı. Yapma yılışık şovlarınızı medyaya, ülkeye anlatırken gerçekten bir yılda deprem bölgesine verdiğimiz hizmet ve ev bu muydu? Diğer bir bakan çıkıyor. Yahu yazıklar olsun. Mehmet Özdeki diyor ki Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı. Gidip evlerini teslim ettiğim köylerdeki insanlarla konuşuyorum. Allah razı olsun. Bak evimiz yıkıldı, iyi olmuş. Eğer ölüler de yoksa bize mis gibi villa verdiniz diyor. Hayır. Hayır Sayın Bakan. Maraş'ta, Gaziantep'te, Hatay'da, Malatya'da insanlar ne diyor biliyor musunuz? Evimiz yıkılmadı. Ama keşke tüm servetimizi verseydik de Türkiye'de deprem olmasaydı diyor. Keşke evimi verseydin, barkımı verseydin de insanlarımız ölmeseydi diyor. Ama bu ülkenin bakanı ne diyor? Evler yıkıldı, iyi olmuş diyormuş. Bak ne güzel villamız oldu. Teslim ettikleri evler de belli. Olmuyor arkadaşlar, olmuyor. Bu değil, doğru bir değil. Benden olmayan, bizden olmayan ülkeyi merkezi yönetim, yerinden yönetim, yerel yönetim diye ayrıştıracaksın. Ve depremin yıl dönümünde de insanlar tepki verecek. Verecektir. Hatay'da bana da kızana, iktidara da kızana, sonuna kadar hak veriyorum. Hatay halkı, Malatya halkı, Maraş halkı, deprem bölgesinde yaşayanlar haklı. Ama bir parçada bu ülkeyi yönetenler lütfen vicdanen artık sorumluluk alsın. İşte daha dün hepinizin önünde bu bütçeyi yaptık. En büyük bütçede payı faize ayırdık. Diğer bütçeyi beşli çete ve bu ülkede yarattığı garantili projeleri ayırdık. Depreme. Depremin yıl dönümünde bunu konuşmalıyız. Bugün meclise konuşulacak. İmar affının mimarı Murat Kurum'u İstanbul'a getirip aday yapıyorsun. Defalarca sizle basın toplantısı yaptık ve dedik ki yahu bir imar affı çıktı. İnternet üzerinden başvuru aldılar. İnternet üzerinden parayı aldılar. Ben kuruma sormak istiyorum. İnternet üzerinden başvuru aldığım binalara gidip bir görevli baktım, bakmadı. Ve sonra deprem felaketi geldi. Ve bu kurum bir tane daha imar affını hazırlıyordu. İşte felaket İstanbul içinde, diğer bölgelerin içinde bağıra bağıra geliyor. Hala bu ülkenin Cumhurbaşkanı oy peşinde. Ya gelecek olan böyle oya da, böyle makama da, böyle koltuğa da yazıklar olsun. Hala bu ülke geç kalmış sayılmaz. Gelin CHP'lisi, AKP'lisi Hatay'ı, deprem bölgesini, Malatya'yı, Antep'i, Adana'yı, Diyarbakır'ı baştan inşa edelim. Ben buradan Cumhurbaşkanı'na bir kez daha söylüyorum. Dün çark etti ama özür de dilemek zorunda. Kayıplarımızdan özür dilemek zorunda. Hatay halkından özür dilemek zorunda. Bugün basın toplantımın uzun bir bölümü depreme ayırdım. Çünkü gerçekten dün yaşadıklarımız, gördüklerimiz hepimizi üzdü. Hepimiz
sabahlara kadar birbirimize sarılıp ağlamak zorunda kaldık. Çünkü Hatay maalesef ki bıraktığımız gibi. Günlerce orada kaldık, günlerce onlarla yaşadık, günlerce onlarla ağladık. Ama bir iktidarın da bir parça aynaya bakıp ben ne yaptım depremzedeler için demesi lazım. Buradan çağrı yapıyorum, gelin. Yarından tezi yok, kafamızdaki siyasi takıntıları bırakarak, kafamızdaki ön yargıları bırakarak, kafamızdaki belediye sayısının matematiksel hesaplarını bırakarak deprem bölgesindeki yurttaşlarımıza hak ettiği söz verilen desteği hep beraber verelim. Biz muhalefet olarak ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Grubumun adına söz veriyorum. Diğer bir durum, dün Çağlayan Adliyesi'nde alçak bir saldırı vardı. Terörü, her türlüsünü bir kez daha lanetliyorum. Geçmiş olsun diliyorum ülkeme. Son bir konuyu da söyleyip gerisini meclisteki konuşmaya bırakacağım. Tuzla Piyade Okulu'ndaki 7 teğmene ihraç kararı çıktı. Biliyorsunuz ki bir asker, bir grup asker Atatürk'ün resimli yakasına takmaktan imtina etmişti. Bir grup asker de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanının askeri de ona tepki vermişti. Şimdi görüyoruz ki Atatürk'ün rozetini yakasına takmaktan imtina eden askerlere tepki veren o yürekli vatan evlatlarını da ihraç ediyorlar. Ya yazıklar olsun. 15 Temmuz'dan ders alamayanlar, 15 Temmuz'da yaşananlardan utanmayanlar bugün bu ülkede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün subaylarını, askerlerini ihraç etme gafletinde bulunuyorlar. Onlar doğru yapmıştır. Onlar tepki vermiştir. Her kahraman Türk askeri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yakasına resmini takmayan arkadaşına tepki verir. Ve buradan Milli Savunma Bakanlığı'na, bakanlığına sesleniyoruz. Sakın bu cezaları onaylamayın. Sakın Atatürk düşmanı grupları, tarikatları sevindirmeyin. Biz bu askerlerin yanındayız, yanında olacağız ve bu cezayı da kınıyoruz. Sorularınız varsa alacağım. Diğer konuları da meclisteki konuşmamızda değineceğiz. Efendim, dün Sayın Cumhurbaşkanı çark etti ama depremzedelerimizden özür dilemeli dediniz. Sizce hakikaten bu anlamda geri adım attı mı Sayın Cumhurbaşkanı? Benim sözlerim cımbızlandı, çarpıtıldı deniyor çünkü ve muhalefeti eleştiriyor. Kastetmedim diyor. Bunu sormak istiyorum. Bir de bu Hatay konusu. Sayın Lütfü Savaş'ın bugün basın toplantısı yapacak saat 15'te. Durumu ne olacak? Adaylığının yeniden gözden geçirileceği ifade edilmişti. Sizin bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Lafların cımbızla alınıp önce sosyal medyadaki paralı troller, sonra yandaş gazeteler, sonra sarayla bitip soruşturmalara dönen hikayeleri en çok Recep Tayyip Erdoğan'dan duyduk, gördük. Bir cımbızcı varsa kendisi ve arkadaşlarıdır. 100 cümle kurarsınız, bir cümle alır. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği cümleler o kadar açık ve tartışma getirmeyecek kadar netti ki. Nerede? Merkezi hükümetle beraber yürümeyen belediyelere oy verirseniz sonunuz böyle olur dedi. Burada yapması gereken şey, ben bir hata yaptım. Ben bunu hep yapıyorum ama en azından deprem bölgesinde depremde yaşayan, yakınlarını kaybeden yurttaşlara, belediyelere karşı yapmamalıydım. Özür diliyordum demeliydi. Ama kibir abidesi Recep Tayyip Erdoğan, kendini her şeyin üzerinde gelen Recep Tayyip Erdoğan bu kadarcık savunma yaptı. Çık, özür dile. Özür dilemek bir erdemdir. Hatay'ı da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bakın. Hatay bizim. Hatay'da yaşananlar, halkı bizim için çok önemli. Bir kez daha söylüyorum. Onların verdiği her tepki, her konudaki tepki başımızın üzerinde.
adayla ilgili Hatay'ın genelinde bir sıkıntı varsa partinin yetkili kurulları bunu değerlendirecektir. Biz Hatay halkından da ülkemizdeki yurttaşlarımızdan da büyük değiliz. Onların bu konudaki eleştirileri bizim başımızın tacıdır. O yüzden partinin yetkili kurulları bu konuyu enine boyuna değerlendirip Hatay'ın tüm ilçeleriyle belki hemen 2-3 gün içerisinde kapsamlı bir anket yapıp ortaya koyup bir karar verecektir. Yani genel başkanımız da dün sahadaydı. O da insanları uzun uzun dinledi. Tüm eleştiri not aldı. Biz de not aldık. Partinin yetkililik kurulları bu konuda doğru yerinde bir karar verecektir. Efendim daha önce siz bu anketleri yapmamış mıydınız? Yaptık. O zaman bu yeni yapacağınız ankette Lütfi Savaş olmayacak anladım. Şöyle ben. Onu da söyleyeyim. Bir sefer birden fazla Türkiye'nin her yerinde anketler yapıldı. Tüm adaylar değerlendirildi. Lütfi Bey ile ilgili toplumun bir kısmı evet burada bir sorun var, eksiklikler var, çok büyük sıkıntılar var. Yine o çözecektir dedi. Bir kısmı gerçekten tepki verdi. Tüm adaylar için oranları aldık. Bunlar tartışıldı ve aday yapıldı. Ama gördüğüm kadarıyla aday yapıldıktan sonra tartışmalar biraz daha büyüdü. Bu yüzden yeni bir değerlendirme aday yapıldığıyla bugün arasındaki dönemde insanların düşüncesi değişebilir, değişmiş olabilir. Dediğim gibi buna saygı duyuyoruz. Bu baştan değerlendirilebilir. Ama buna karar verecek kurum Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi. Savaş açıklamasından ne bekliyorsunuz efendim bugün? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Tamam. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.